Gelir vergisinde vergiyi doğuran olay. Gelir vergisinde gelire giren kazanç ve iratların elde edilmesi, gelir vergisi uygulaması bakımından vergiyi doğuran olaydır. Bu cümleden olarak gelir vergisinde gelirin elde edilmesi bir diğer ifadeyle vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi hususu, 7 gelir unsuru dikkate alınarak aşağıda açıklamaya çalışılacaktır. 1- Ticari kazanç. Ticari kazanç her türlü ticari ve sinayi faaliyetlerden doğan kazançlar ticari kazançtır. Bu kanun uygulamasında aşağıda yazılı kazançlar da ticari kazanç sayılır. Maden, taş ve kireç ocakları, kum ve çakıl istisal yerleri ile tuğla ve kiremit harmanlarının işletilmesinden elde edilen kazançlar. Cobernik işlerinden elde edilen kazançlar özel okul ve hastanelerle benzeri yerlerin işletilmesinden elde edilen kazançlar, gayrimenkulüne alım satımı ve inşa işlerle devamlı olarak uğraşanların bu işlerden elde edilen kazançlar, kendi nam ve hesaplarına menkul kıymet alım satımı ile devamlı olarak uğraşanların bu faaliyetlerine elde ettikleri kazançlar, satın alınan veya trampe suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından elde edilen kazançlar, diş protezinden elde edilen kazançlar da ticari kazanç gibi vergilendirilir. Burada hemen ifade edelim. Kolektif ortaklıklarda ortakların, adi ve esamlı komandit şirketlerde komandite ortakların ortaklık karından aldıkları paylar şahsi ticari kazanç hükmündedir. Ticari kazanç vergi usul kanunu hükümlerine ve bu kanunda yazılı usullere göre tespit edilir. Özel okul ve hastanelerle benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarında dahil etmesi mümkündür. Ticari kazançta vergiyi doğuran olay tahakkuk esasına bağlanmıştır. Yani gelirin tahakkukunun ise gelirin mahiyeti ve tutar itibariyle kesinleşmesini ifade eder. Satılan mal veya yapılan hizmet karşılığında faturanın düzenlenmiş olması vergileme için yeterli olmaktadır. Ancak tahakkuk esasının bir istisnası vardır. Mal teslim edilmeden veya hizmet yapılmadan önce fatura düzenlenmiş ancak henüz mal veya hizmetin maliyeti oluşmamış ise fatura bedeli gelir yazılmaz. Peşin tahsil edilen gelirler hesabına kaydedilir ve malın veya hizmetin maliyeti oluşturulduğu dönem içerisinde veya zaman içerisinde bu hesaptan alınarak gelire kaydedilir. Ticari kazançlar bilanço esasında, işletme hesabı esasında ve basit usulde olmak üzere üç şekilde tespit edilir. Ticari kazanç tespitinde indirecek giderleri saymamız gerekirse, ticari kazancın safi tutarının tespitinde aşağıdaki giderler indirilir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderler ile ihracat, yurt dışında inşaat, onarım ve montaj ve taşımacık faaliyetlerinden bulunanlar, ayrıca bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatının binde beşini aşmama koşuluyla ile yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olarak götür olarak hesapladıkları tutarları da gider olaraktan indirebilirler. Burada hemen ifade etmem gerekirse buradaki genel gider olaraktan yazılacak tutara baktığımız zaman genel gider dediğimiz zaman torba bir cümledir. Ancak burada yapılan harcamalın mutlaka ve mutlaka ticari kazancın elde edilmesi ve idamesine mağdur olmalıdır ki yapılan bu harcamalar gider olarak kabul edebilsin. Aksi takdirde ticari faaliyetin devamı için veya bunun elde edilmesi için yapılmış bir masraf değil ise genel gider mahiyetinde bu gideri e, gelir ticari kazançtan indirmemiz mümkün değildir. Ticari kazancın safi tutarının tespitinde aşağıdaki yazılı giderler kazançtan indirilir. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi için yapılan genel giderler ile ihracat, yurt dışında inşa, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde bulunanlar ayrıca bu faaliyetlerinden döviz olarak elde ettikleri hasılatın binde beşini aşmamak koşuluyla. ile yurt dışındaki bu işlerle ilgili giderlerine karşılık olarak götür olarak hesapladıkları tutarlar. Hizmetli ve işçilerin iş yerinde ve iş yerinin müştemelatına ve ibade giderleri, tedavi ilaç giderleri, sigorta primleri ve emeklilik aidatı. Hemen belirtelim ki primlerin ve aidatın gider yazılabilmesi için geri alınmamak üzere Türkiye'de kurulu sigorta şirketlerine veya emekli ve yardım sandıklarına ödenmiş olması ve emekli ve yardım sandıklarının tüzel kişiliğe sahip olmaları gerekmektedir. Gelir Vergisi kanunumuzun 27. maddesinde yazılı giyim giderleri, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine dayanık ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar, işle ilgili olarak yapılan işin ehemmiyeti ve genişliğiyle mütenasip sayahat ve ikamet giderleri, kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtların giderleri, işletme ile ilgili olarak e, olmak şartıyla bina, arazi gider, ıslak damga vergisi, belediye vergisi, harçlar ve kaydiller gibi aynı vergi resim harçlar, vergisi kanun hükümlerine göre ayrılan amortismanlar, işverenler tarafından sendikalar kanuna göre sendikalara ödenen aidatlar, bu aidatlar ee, bir aylık tutarı iş yerinde işçilere ödenen çıplak ücretin bir günlük toplamını geçmeyecektir. İşverenler tarafından ücretler adına bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, fakirlere yardım amaçlı gıda bankacılığı faaliyetine bundan dernek ve vakıflara Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde bağışlanan gıda, giyim, temizlik ve yakacak maddelerinin maliyet bedelleri ticari kazancın tespitinde indirilirler. Ticari kazancın tespitte indirilemeyecek giderler ise kanunun 40. maddesine belirlenmiştir. Ticari kazan safi tutarının belirlenmesinin aşağıda yazılı giderler kazançtan indirilmesi söz konusu olmayacaktır. Teşebbüs sahibinin eşinin ve kendisine çocuklarına işletmeden çektikleri paralar ve ayınlarla aldıkları sair değerler. Teşebbüs sahibinin eşine ve küçük çocuklarına işletmeden ödenen aylıklar, ücretler, ikramiyeler, komisyon ve e, tazminatlar, teşebbüs sahibinin işletmeye koyduğu sermaye için yürütülen faizler, teşebbüs sahibinin eşinin ve küçük çocuklarını işletmede cari hesap veya diğer şekillerde alacakları üzerinden yürütülen faizler, teşebbüs sahibinin İlişkili kişilerle emsallerin uygunluk ilkesine aykırı olaktan tespit edilen bedel veya fiyatlar üzerinden mal veya hizmet alımı ya da satımında bulunması durumunda emsallere uygun bedel veya fiyat ile teşebbüs sahibince uygulanmış bedel veya fiyat arasındaki işletme ile ulaşan farklar, her türlü para cezaları ve vergi cezaları ile teşebbüs sahibinin suçlarından doğan tazminatlar, kiralama yolu ile edinilen veya işletmede kayıtlı olan yat, kotra, tekne, sürat teknesi gibi motorlu denizde uçak ve helikopter gibi hava taşıtlarından taşıtların işletilmesinin esas faaliyet konusu ilgili, ilgili olmayanların giderleri ile amortismanları. Vergi usul kanunu hükümlerine göre ayrılmış karşılıklar, şüpheli alacaklar karşılığı dışındaki kıdam tazminatları karşılığı, stok değer düşüklüğü karşılığı, menkul kıymet değer düşüklüğü karşılıkları gibi. bunlar gider olarak yazamıyoruz. motorlu taşlar vergisi kanun 14. maddesi uyarınca binek otomobillerinin motorlu taşıtlar vergisi, basın yoluyla işlenen fiillerden veya radyo ve televizyon yayınlarından doğacak maddi ve manevi zararlardan dolayısıyla ödenen tazminatlar İşletmede kullanılan ve öz kaynakları aşan yabancı kaynak tutarındaki ilişkin faiz, komisyon, vade farkı, kur farkı, kar payı gibi giderlerden yatırım maliyetine ilave edilmeyen kısımlar, bakanlar Kuruluyla belirlenen ve %10'u aşmayan tutarları ticari kazan tespitine indirilemeyecek giderlerde sayılmıştır.